Böbreğinizin hasta olduğunu gösteren size 10 tane belirti sayayım arkadaşlar ama sakın korkmayın çünkü bu belirtiler başka durumlarda, hastalıklarda da olabilir, iyi durumlarda da olabilir. Korkmanıza gerek yok ama bu tür belirtiler varsa bir en azından nefroloji, nefroloji bulamıyorsanız dahiliye bölümüne gidip muayene olmanızda fayda var. Şimdi bu saydığım 10 belirti böbrek hastalıklarının belirtisidir. Ama dediğim gibi başka şeyler de olabilir. Şimdi uzatmadan bu belirtiler nedir? Onlara bir bakalım hep beraber. Evet. Birinci belirti nedir arkadaşlar? Böbrek hastalığının kendinizi sürekli böyle yorgun, halsiz istedersiniz böyle enerjiniz düşüktür, konsantre olamazsınız. Bunun nedeni vücutta biriken böbrek hastalığına bağlı toksinlerdir. Ve bir takım minerallerin eksikliğidir. İkinci belirti nedir? Sürekli böyle uyku problemi çekersiniz uyku düzeniniz bozulur. Uyumakta zorlanırsınız. Üçüncü belirti nedir? Yine kuru böyle kaşıntılı bir deriniz olur. Sürekli kaşınır. Bu da genellikle element ve minerallerin e, seviyesindeki oynamalara bağlıdır arkadaşlar. Dördüncü belirti nedir? Sık sık idrara çıkarsınız. Özellikle gece böyle sık sık idrara çıkıyorsanız bu da bir böbrek hastalığının belirtisi olabilir. Beşinci belirti nedir? İdrarınızda kan olabilir. Çünkü biliyorsunuz böbreklerimiz e, kanı temizler. O kan böbreğe gider. Böbrek yetmezliği ya da böbrek hastalıklarında böbreğinizde işte o kan geri e, tam temizlenemeyeceği için böbrekte eritrosit yani bir miktar kan görülebilir. Altıncı belirti nedir? Böyle idrarınız köpükümsü böyle beyaz köpükümsü bir hale bulunabilir. Bu idrardaki Proteine bağlıdır arkadaşlar, çünkü böbrek protein de proteinde tutulamaz, böbrekte protein kaçağı olur. Yedinci belirti nedir? Sürekli böyle göz etrafınızda şişlikler olur. Her iki gözde de olur bu. Bu da niye olur? Çünkü e, protein eksikliği olur. İdrada protein kaçağı olacağı için e, damar dışında sıvı kaçar. Ödem diyoruz buna. Gözünüzün etrafı sürekli şişebilir. 8. belirti yine ayak bileğinizde ve ayağınızda şişkinlik, şişme. 9. belirti iştahınız kaybolur, iştahsızlık olur. tabi birçok durumda da olur ama biriken toksinlere bağlı böbrek hastalıklarında da olur. Ve son belirti nedir? Hastanızda kramplar. Bu da bir takım elementlerin özellikle kalsiyum ve fosfor gibi elementlerin Neyine bağlıdır? Dengesizliğine bağlıdır arkadaşlar. Tabii bu 10 belirti böbrek hastalıklarının belirtisi olabileceği gibi dediğim gibi başka şeyler de olabilir. Onun için hemen korkmayın ama bu tür belirtiniz varsa en basitinden bir dahiliye uzmanlığa gidin. Muayene olun arkadaşlar. Evet. Ee, bununla ilgili ya da başka bir hastalıktır, konudur, testtir, sorunuz varsa hiç çekinmeden yine videonun altından sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.